Menopozun daha detaylı cevabını alalım sizden. Anne adayı olan herkes eğer dondurma işlemini gerçekleştiriyorsa menopoza girse bile anne olabilir mi? Evet. Şimdi menopoz yumurtaların bitmesi demek. Evet. Adetin de bitmesi. Aslında mens pause durma demek. Menstruasyonda adet demek. Adetlerin durması anlamında. Ama esas yumurtaların bitmesi. Artık günümüzde daha aşağı yaşa doğru geliyor. Türkiye'deki ortalama 46,2-46,3 gibi. Bu ben mesleğe başladığım çeyrek asır önce 49,5'tu. Yani 25 senede 3 yaş gibi ciddi bir oranda geri geliş var. 30'lu yaşlarında 40'ların başında girenler de var. O yüzden yumurta kalitesini düşünürsek menopozun her an her kadının karşısına çıkabileceğini de düşünürsek yumurta saklanıldığı zaman evli olmayanlar için söylüyorum tabii geride kalan rahim bebeği taşıma görevini yapar. Yani rahimin görevi aslında menopozla rahimin hiç alakası yok. Şöyle bir örnek verelim. Eğer bir hastamızın yumurtalıklarını alalım, rahimi kalsın, ne çocuk sahibi olabilir, ne adet görebilir ve menopoza girer. Ama da rahimini alalım, yumurtalıkları kalsın. O yumurtalıklarla çocuk sahibi de olabilir. Başka bir rahimde, Türkiye'de olmuyor ama Yurt dışında kiralık mı? annenin yurt dışında başka bir çocuk sahibi olabilir. Rahim nakli yapılabilir ileride yine kendi doğurabilir. Ve menopoza girmez. Evet. Kanaması olmaz rahim olmadığı için ama adet olurken yaşadıkları bütün döngü tekrar devam eder. Onun için burada önemli olan yumurtalıklar. Dolayısıyla yumurtalıkları menopoz döneminde tükense bile bir kadının alınıp dondurulup saklanmışsa o ileride ondan yapılmış bebekle, evlendiği erkekten yapılmış bebekle o bebeği rahime koyduğumuz zaman 50 yaşında bile olsa, 60 yaşında bile olsa taşıyabilir. Böyle dünyada ilginç rekor denemeleri var. İşte kızının İngiltere'de hastalığı nedeniyle kızının bebeğini taşıyıp 60 küsur yaşında doğuran kızının genetik kodlu bebeğini, kızının yumurtasıyla olan bebeği taşıyan anne var. Yani torununu doğuran anneanne var. Yeter ki kişi Evet, istesin. o Evet. olabiliyor. Ama burada esas önemli olan yumurtalık. Ve kadınların yumurtalıklarını mutlaka düzenli yılda bir kontrol ettirin. Yani yılda bir hatta burada ufak parantezde yeni HPV taraması da var. Bekar genç kızlar 9-10 yaşından itibaren ben kızıma da yaptırdığım için önerebilirim. Bu rahim ağzı kanser aşısı dediğimiz HPV aşısını öneriyoruz. Mutlaka yaptırsınlar. Simirlerini düzenli Mutlaka. yaptırsınlar. Hatta son dönemde Sağlık Bakanlığı'nda üstün performansıyla ana çocuk sağlığı merkezlerinde bu HPV taraması çıktı. O da değerli bir tarama. Bunları yaptırabilirler. Aslında teknolojinin ilerlemesiyle birlikte biz hanımlar çok şanslıyız. Hele bir de anne olmak istiyorsak efendim, programımızda değerli hocamızdan cevaplarını da dinlemiş oluyoruz. Mutlaka anne olmak isteyenler ileriki aşamalarda yumurtalığın kalitesi olması adına dondurma işlemine de gerektiği takdirde, doğru mudur hocam? Gidilebilir ama nerelere başvurmalı diye sorular var ama izninizle telefonumuzu alalım. Daha sonra iki sorunun cevabını değerli hocamızdan dinleyelim. Alo. 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 Hoş geldiniz. Kısaca tanıyalım ve sorunuzu alalım efendim. Ben Biraz yüksek sesle Kübra Hanım. Evet, tamam. Ben beyefendi kalkayım. Evet. Hayırlı ama olsun. kanımda Evet. Tam 5 aylık hamileyim ama kanımda kıpırdamıyor dedi. Kıpırdamıyorum. Tabii bunu mutlaka değerlendirmek lazım. Ama buradan bu konuyla ilgili de cevap vermiş olalım. Bebeğin oynamalarını ilk gebeliği olan bir kadın 20. haftaya kadar hissetmeyebilir. 20. hafta. Yani 4,5 ay hatta 5 aya kadar hissetmeyebilir. Bu normal. Bu Beklediğiniz anormal değil. süreç. Evet. Tamam. Bir doğum yapmış, iki doğum yapmış kadınlar daha deneyimli oldukları için bunlar en erken 16-17 haftada, 4 ayda. Yani bazıları hastalarımız bana da söylüyor. İşte daha 2 aylık hamile, ay kıpır diyor, buramda bir şey falan ya da 3 aylık. Bunlar
doğru değil. Bilimsel olarak ispatlanmış. Bir annenin bebeğini en erken hissedebileceği ay 4 ay, 17 hafta, 16-17 hafta. Ama 21-22 haftaya kadar da hissetmesi lazım. Eğer hastamızda yani 5 ayı 20 haftayı 4'e bölüp 5 diyenler de var. Öyle yapıyorsa normal. Ama 22 hafta 5 aya denk gelir gebelikte. Eğer 22 haftalık gebe ise o zaman bir ultrasona girmesi lazım. Bu haftalarda bebek hareket takibinin çok önemi yok. Yani ekranların başında olup gerek yok, evet. 24-25 haftadan küçük gebeli olanlar bebek hareketleri gibi panik olmasınlar. Çünkü bebeğin hareketini hissetmese, doktora gitse bile bebeği kurtarma şansı yok. O kadar küçük bebekler yaşamıyor maalesef. 25-26 haftadan sonra biz bebekleri yaşatabiliyoruz. Dolayısıyla o haftadan itibaren bebek hareketinin azlığı önemli. O zaman hemen hekime başvuru gerekiyor. Çünkü anne karnında bir bebeğin bir bebeği kaybetme ihtimali var. Bir hayli düşük, 2 ila 3 binde bir gibi ama var. Bu çok uzak bir olasılık ama bunu anne fark eder. Yani bebek hareketlerinde azalma oluyorsa yapacağınız şey şu. Yemekten sonraki 1 saatlik dilim içerisinde sessiz sakin bir yerde uzanıp ışıkları da kapatıp bebek hareketlerini saymanız lazım. Eğer 1 saat içinde 3 kere oluyorsa, hatta bu ilk 5-10 dakikada oluyorsa 1 saat saymanıza bile gerek yok. 3 kere bebek hareket ediyorsa bu son derece normal bir durumdur. Panik olmaya gerek yok. Ama oynamıyorsa 1 saat içinde 3 kere o zaman hemen hekimlerini aramaları gerekir. Diğer yumurta dondurması ilgili de hem kendi hekimlerine başvurabilirler hem de tüp bebek merkezlerine başvurabilirler.